Ders 8'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ders 8'de ne göreceğiz? İdeal oklüzyon, arklar arası diş ilişkileri. Arklar arası diş ilişkileri derken aklınıza ne geliyor? Belli bir kapanış geliyor, değil mi? Arklar, iki ark arasındaki diş ilişkileri. Şimdi size birkaç cümle okuyacağım. Bu cümleleri aklınızca canlandırmanızı istiyorum. Ben de bir yandan yardım edeceğim tabii size. Oklüzyon üst ve alt dişlerin kapanış ilişkisini temsil eder. Oklüzyon neydi zaten? Çiğneme yüzeyleriydi kapanışlarını temsil ediyor gördüğünüz üzere. Oklüzyon, maksiller ve mandibular dişlerin karşılıklı oksijel ve insizel yüzeylerin temasıdır. Ön dişlerde insizel, arka dişlerde oksijel temasıdır oklüzyon. Diş ilişkileri sınıf 1, 2, 3 olarak belirlenmiştir. Biz bu derste sadece sınıf 1'i göreceğiz. Çünkü sınıf 2 ve 3 zaten bozuk kapanma. Sınıf 1 doğru olan kapanmadır. Sınıf 1 oklüzyonu tanımlarken bir şekil gelecek şu an sizin ekranınıza. Birbiriyle en uyumlu pozisyonda kapatılmalıdır. Bu ilişkiyi dişlerin olabildiğince sıkı kapatılması sağlanabilir. Yani biz buna interküspal pozisyon diyoruz. Interküspal pozisyon. Interküspal pozisyon nedir? En sıkı dişilde en sıkı şekilde dişlerimizin kapatılmasıdır. Evet, şimdi birkaç başlık atacağız. Ön dişlerin horizontal örtmesi yani overlap'ı. Bir şekil gelecek arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere üst dişler alt dişlerden daha labialde kalıyor. Yani şöyleyken bir dişimiz, ön dişimiz, alt dişimiz daha lingualde yer alır. Üst dişimiz ise daha labialde yer alıyor. Buna biz Overlap diyoruz arkadaşlar. Overlap. Üst dişlerin alt dişlerden daha labialde yer alması. İkinci başlığımız vertikal overlap. Bu horizontal overlap'tı. Horizontal. Bir de vertikal overlap var dediğimiz bir şey. Vertikal overlap ise alt kesici dişlerin insizel kenarı üst kesici dişlerin kesici kenarları tarafından örtülmüştür. Gördüğünüz üzere bu bunun üzerine geliyor ve alt dişlerin insizel kenarları gözükmüyor arkadaşlar. Baktığınız zaman. Üçüncü başlığımız üst dişlerin bukkal çuberkülleri alt dişlerin bukkal çuberküllerine göre daha bukkaldedir. Ne demektir bu? Bir fotoğraf gelecek zaten Gördüğünüz büyük ihtimalle şu an o fotoğrafı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi yani üst dişin bu olsun, alt dişin bu olsun bu daha bukkaldedir. Daha bukkaldedir, daha dişe yünüktür, daha fasiyeldedir. Üst dişlerin lingual tüberkülleri, alt dişlerin oklüzel sulkus veya fossalarına girer. Yani kapattığınız zaman hani şöyle ayrılmıştık ya şuraları lingual tüberküldü. Bunların lingual tüberkülleri alt dişlerin fossalarına ya da sulkuslarına girer arkadaşlar. Resimde göreceksiniz. Alt dişlerin bukkal süberkülleri üst dişlerin oklüzel sulkus veya fossalarında yer alır. Biz ne demiştik? Üst dişlerin lingual süberkülleri alt dişlerin fossalarında ya da sulkuslarında yer alıyorsa alt dişlerin bukkal süberkülleri de üst dişlerin fossalarında ya da sulkuslarında yer alır. Ne demiştik? Üst dişlerin bukkal tüberkülleri alt dişlerin bukkal tüberküllerinden daha bukkaldedir. Bu sefer ne oluyor? Alt dişlerin lingual tüberkülleri üst dişlerin lingual tüberküllerinden daha lingualde oluyor. Bunu mantıkla da zaten anlayabilirsiniz. Şekilde göreceksiniz. Bunları da anladıysak arkadaşlar burada mantık kullanacaksınız. Yapabileceğim şey, çok şey yok. Şekillerden anlamaya çalışacaksınız mantığınızla. Son başlığımız nispi dizilim. Nispi dizilim. Arkadaşlar her üst dişin orta vertikal yani vertikal uzun ekseni karşılığındaki alt dişin orta vertikal eksenine göre hafifçe distaldedir. Bir şekil göreceksiniz şimdi. Bu şekil üzerinden anlamaya çalışın. Üst birinci moların mezoabükkal tüberkül tepesi alt birinci moların mezoabükkal oluğuna doğru yerleşmiştir. Yani 14 ve 19 nolu dişleri göreceksiniz şimdi. Tam yerleştiğini anlayacaksınız. Birinci molardaki yani birinci molar arkadaşlar neydi? Süren ilk daimi dişti. Birinci molar. Süren ilk daimi diş idi. Birinci molardaki bu ilişki sınıf 1 oklizyonun belirlenmesinde ana faktördür. Ayrıca üst kanin, alt kanin ve birinci premolar arasındaki fasiyel embrosüre oturur. Arkadaşlar üst kanin düşünecek olursak, bir üst kanin düşünecek olursak bu alt kanin ve birinci premoların embrosür aralığına oturuyormuş. Dişlerinize aynaya bakıp inceleyin ve göreceksiniz bunu. İdeal dental arktaki çoğu dişin karşıt arktaki iki diş ile oklüzyonda olma potansiyeli vardır. Ne demek bu arkadaşlar? İdeal arktaki iki dişin üst ve ark dişlerden herhangi birini seçelim. Bu dişin diyor alttaki dişler ile iki tanesi ile oklüzyonda olma ihtimali olduğunu söylüyor. Mesela 12 dişi görüyorsunuz şu an. 20 ve 21 numaralı dişler ile oklüzyal ilişkidedir. Boyutu ve konumu nedeniyle bu kurala uymayan bazı dişler vardır. Alt santraller bu kurala uymaz. Neden? Çünkü boyutu ve konumu nedeniyle. Üst 3. molar yalnızca alt 3. molar ile oklizyondadır. Bir şekil gelecek şu an. O şekilde de göreceksiniz. Ve alt santral sadece üst santral ile ilişkidedir arkadaşlar. Biz sınıf bir oklizyondan bahsederken fasetler, bruksizm, kemik kaybı, çarpışıklık ve dişlerde sallanma, eklem ağrıları gibi şeyler, hastalıklar olmamalıdır. Sınıf 2 ve 3 oklüzyon yani bunlara diyoruz ki biz mal okluzyon, bozuk kapanış. Dilerseniz sorulara geçelim arkadaşlar. Birinci soru. İdeal sınıf 1 oklüzyonda ilk süren daimi üst birinci moların mezobukal tüberkülü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A. Alt birinci moların mezobukal olu, B. Alt birinci moların olu. C. Alt birinci moların olu. D. Alt ikinci moların mezyobukkaloğlu. E. Alt ikinci moların distobukkaloğlu. İkinci soru. İdeal sınıf bir oklizyonda üst dişlerin lingual tüberkülleri nerede bulunur? A. Alt dişler arasında bukkal embrosur aralığında. B. Alt dişler arasında lingual embrosur aralığında. C. Alt dişlerin oklizyal fosyalarında. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umarım anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.